Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlu Olan Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Tokat Niksar'a bağlı çay köyünü ziyaret ettik. Dün, bugün de muhtarımız bizi davet etti. Dursun Kahya arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Muhtarım, evinize gelirken sokağınıza girdik. İşler acısı. Evet. Ham toprak duruyor. Hiç köyün içine parke taşı döşendi mi efendim? Düşenmez efendim. En ufak bir şey alamadık. Evet. Parke taşını Anlıyor bırak. Çakıl bile döşedemedik. Parke evet. taşını evet. tanımıyoruz. Evet, Uğur Bey gösterelim. Sayın evet. izleyiciler, yağmur yağsa buradan hiçbir araç çıkamaz. Belki evet. traktör dahi çıkmaz. Çok yokuş, dik bir yokuş. Muhtarımın işte burası yolu. Muhtarımın evet. yanına gelen misafirler olsun. Kaymakam, evet. vali, devlet su işleri, il özel idaresi bu yolu kullanıyor. Kullanacak. Evet. En azından evet, evet. arabasını 1 kilometre, 1.5 kilometre yol yukarıya bırakıyor da bu yürüyor, yürüyor değil mi? Evet. İşte yani, bir, biz vatandaşın çilesinin son bulmasını istiyoruz. Bir hasta zöken yan olsa. Yan komşu köylere gittik, parke taşı döşenmiş. Evet. Ancak burada hiç parke taşı döşenmemiş. Çayköy'üne ait parke taşı döşenmemiş. İstedin mi? Kaç dönemdir muhtarsın efendim? Murat, iki devletli muhtarım. İki dönemdir muhtarsın. Müracaatımı yaptım, dilekçelerimi evet. verdim. En az 20 tane dilekçesi vardır. Dilekçeler evet. hep masal altın oluyor artık. Evet. Sayın izleyiciler, biz hizmetin dini, ırkı, rengi, partisi olmaz diyor. İnsan, hizmet işte biz insanlar için yapılır. Evet. Bakıyorum yan komşu köye parke taşı döşenmiş. Yanındaki köye döşenmemiş. Bir tane parke taşı yok. Dün işte aynı zamanda ağzı arkadaşımız, arkadaşımızın da abisi evet. yaşlı olduğu için içeride oturuyor şimdi. Onun yerine kardeşi konuşuyor sayın izleyiciler. Zorla yürüyor, evi de buradan daha dik yokuş. Yani biz bu yolların yani ne desem boş. Yağmur yağsa burada cizmeden gezmemiz lazım. Evet, cizmeden gezmemiz. Evet. Köyümüzün 800 yıllık özgeçmişinin olduğunu evet. internetten çok eski çıkaran arkadaşlarımız var. Çok eski bir yerleşim evet, 800 yeri. 800 yıllık özgeçmiş olan bir köy. Niksar çok eski bir yerleşim yeri. Evet, doğru evet, evet. Çok eski. Onu da belirtelim. 7 mahalle, 4 muhtarlık, merkez muhtarlık burası. Evet. 1920'lerde Ayvalık ayrılmış. Evet. 1940'lı yıllarda Terzioğlu ayrılmış. 1960'lı yıllarda da yani 60'ta değil de 61-62 evet. olabilir yani. 60'lı yıllarda. 60'lı yıllarda. Araköy'e ayrılmış. Araköy'e evet. ayrılmış. Ayrılmış. İki mahalle olaraktan Çayköy'ü yine merkez köy olaraktan kalmış. Evet. Kalmış. Sonra köyümüzün sorunları çok. Bugün bir mera konusu var köyümüzün. 60 yıldır belki daha fazla aşağı yukarı 30 senedir de bir keşfini yaptıramıyoruz. 30 senedir keşif yaptıramadınız mı? Keşif yaptıramıyoruz. Evet, yani. Mera konusu yani başka bir köyle mi itilaflısınız? Evet, Kapıağzı köyüyle. Kapıağzı köyüyle itilaflı sayın izleyiciler. Biz bu mera konularının aslında bunlara il özel idaresi, kaymakamlık bunlara karar veriyor. Doğru mu efendim? Bu köyler ayrıldığı zaman köylerin sınırları mutlaka belirlenmeli. Geçen de Tokat'ın Erbay ilçesinde bir köy daha 1992 yıllarında ayrılmış ancak arazisi daha ayrılmamış. Biz bu konuların işte vatandaşın karşı karşıya gelmemesi için mutlaka valilerimizin, il özel idarelerimizin bu kanunları uygulamasını ne yapıyoruz? Evet. İstiyoruz yani 30 yıldır buraya bir keşif getiremediniz belirtiyorsunuz. Bir keşif getiremedik. Yani mahkeme aşamasında 30 yılda bir keşif evet. gelmedi mi mahkeme efendim? Mahkeme sonuçlandı keşif getiremiyoruz. Evet sayın izleyiciler bu mera konusunda çözüm beklediğini belirtiyoruz. İnşallah bu sorunlar çözülür ama en önemlisi muhtarım ne bu dedi? Bu yere ait yol. 14 tane de evet şahıs tapusu var. Evet. Yol sorunu sayın izleyiciler. Evet, mutlaka yol çözülmeli. Taplama yol sorunu çözülmeli diyoruz. Şimdi bu köyün ana ulaşım yoluna gideceğiz sayın izleyiciler. Ana ulaşım yolu da toprak gördüğünüz gibi buradaki evet, gördüğünüz evet. gibi. Ama köy halkı da çok duyarlı. Tam ana grup yolundan döndükleri yere işte insanlar da oraya gidiyor, yayan gidiyor değil mi? Oraya muhtarımız ne yapmış? Bir VC yaptırmış. Evet. İnsanlar namına, kamu yararına yaptırmış. Onun için de teşekkür ediyoruz. Yol üstünde röportajımıza devam edeceğiz kaldığımız yerden.